Seren Serengil'in son hali yürek burktu. Zor günler geçiren Seren Serengil son sağlık durumunu anlattı. Takipçilerine seslendi. Zayıflamak uğruna geçirdiği ameliyat sonrası hızlı bir şekilde kilo kaybı yaşayan ve ardından dumping sendromuna yakalanan Serengil, 43,5 kiloya kadar düştü. Boyunun 4 santimetre kısaldığını ifade eden Seren Serengil, yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir saniyenizi ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Zor günler geçiren Seren Serengil son sağlık durumunu anlattı. Sosyal medyadan takipçilerine seslendi. Sunucu Seren Serengil, geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. 43,5 kiloya düşen, boyu 4 santimetre kısalan, karaciğer, pankreas ve böbrek sorunları yaşayan Serengil, sürekli serum alıyor. Evinde dinlenen Seren Serengil paylaşımlarıyla dikkat çekti. Seren Serengil tüm gününü serum olarak geçiriyor. Beslenemediği için damardan takviye yapılan Serengil yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Seren Serengil sosyal medyada yaptığı paylaşımında, "Uyku, sessizlik güzel de, bu damardan beslenmeye nasıl alışacağım bilmiyorum" dedi. Serengil, geçtiğimiz hafta sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti: "Boyum 1,67 idi, 1,63'e düşmüş. Şoka girdim, nasıl olabilir böyle bir şey diye. İnanmak istemedim, bir daha baktım, çok üzüldüm, kemik erimesi başlamış. Zaten yemek yedikten sonra korkunç derecede dumping sendromu diye bir şey var. Fenalaşıyorum, istifra ediyorum, tuvaletin olmadığı bir yere gidemiyorum. Bana bazen, bu kadar hastasınız, yayına nasıl çıkıyorsunuz diyorlar. Yayının hemen arkasında kulis var ve tuvalet var. Ben yayın esnasında en az 5-6 kere tuvalete gidiyorum. Artık tuvalete gitmekten, istifra etmekten o kadar yorgunum ki, işimi yapmaya çalışıyorum, bu kadar yapabiliyorum. 2 saat buraya geliyorum ve tuvalet olduğu için. Dışarıda gezmem mümkün değil, bir yere gitmem mümkün değil. Yemek yedikten sonra beynime kan gitmiyor, bütün vücuttaki kanı bağırsağa pompalıyor, beyne, kalbime kan gitmiyor, nefes alamıyorum. Benim dışımda bir başkası olsaydı bir yıldır ortalığı ayağa kaldırırdı." Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil zor günler yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda safra kesesini aldıran Serengil, gün geçtikçe zayıfladığını söyledi. Sunucusu olduğu programda sağlık durumu hakkında açıklama yapan Serengil, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Zayıflama uğruna sağlığını kaybeden Serengil, ekran başındakileri uyardı. 44 kiloya düştüm, diyen ünlü sunucu, geçirmiş olduğum bu yanlış ameliyattan dolayı, organlarımda sıkıntılar çıktı. Karaciğerimi kaybetmek üzereyim. Bir hafta sonu veya 4-5 gün televizyondan izin alıp sağlığımı düzeltmeye çalışacağım. Doktorlarımı zor durumda bırakmak istemiyorum. Yavaş yavaş eriyorum, 6 ayda 4,5 santim boyumdan gitmiş. Ameliyat olmazsam bir yıl içinde resmen yok olacağım. Çok kilolu olmayanlar asla yaptırmasınlar, çok kötü bir durum. Hepinize teşekkür ederim dualarınız için, ifadelerini kullandı. Ölümden korkmuyorum, sözleriyle dikkat çeken Serengil, şöyle devam etti. Zor günler yaşıyorum, 44 kiloya düştüm, benim ölümden korkum yok. Köpeklerim için çok üzülüyorum, onlara kim bakacak, bensiz ne yapacaklar diye. Sendrom geçiriyorum, fenalık geçiriyorum, beynime kan gidiyor. Hayatımda hiç alkol içmedim ve siroza yakalanmak üzereyim. Geri dönüşüm sayesinde kilo almaya başlayacağım. Benim bedenimi çökertti. Bana bir şey olacak diye korkuyorum. Bir şekilde iyi olmaya çalışıyorum. İlk defa çaresiz kaldım. Çok da enerjim var, hayatı seviyorum, sizleri seviyorum, işimi seviyorum. Olmaz, diyorum, işime gitmem gerekiyor, diyorum. En yakın zamanda düzelmek için çok çabalıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum.